Bu mevsimsel geçişler sebebiyle şimdi bahar ve bahar temizlikleri başlamış durumda bütün evlerimizde, hanelerimizde. Benim bir kimyager olarak önerim temizlik yapılan ortamın iyi havalandırılmış olması, çocukların kimyasallara maruz bırakılmaması ve üretilmiş olan bu kimyasalların mümkün olduğu kadar kullanım amaçlarına uygun olarak uygulanması. Yani demek istediğim lavaboya ya da ocaklara ya da yağ çözücü olarak kullanılan bir kimyasalın yine aynı amaçla aynı bölgede kullanılması her zaman daha iyi sonuç alır. Çünkü üretim yapan firmaların Ar-Ge departmanları bunu öngörürler. Bu şekilde çalışırlar. Temizliğin daha iyi olması için farklı bölgeleri temizleyen temizlik maddelerinin karıştırılması etken maddeyi sanıldığının aksine daha da azaltır ve hatta zehirli gaz açığa çıkmasına sebep olabilir. O sebepten mümkün oldukça tek bir kimyasalı, tek bir temizleyiciyi görev alanında kullanılması her zaman bizim önerebileceğimiz alanlardandır. Tabii ki alternatif temizleyiciler de var. Sonuçta yeşil kimya diye bir çalışma alanı var. Bu yaptığımız şey sadece evimizi temizlemek değil. Temizleyicilerin atıkları içme suyu ile karışarak atık sularla beraber bizim çevremizi kirletiyor aslında. Yani mümkün olduğu kadar kalıcı, en az iz bırakan, en az çevreyi kirleten temizlikçilerle, temizlik malzemelerini kullanmak her zaman bizim önerebileceğimiz konu. Yeşil kimya üzerine çalışmalar var. Bu atıkların bertarafı daha zor olabiliyor çünkü yeraltı kaynaklarıyla karışabiliyor, denize gidiyor, şey yapıyor ve evimizi temizleyelim derken çevreyi kirletebiliriz. Bunu yapmamak için kullanacağımız malzemelerin mümkün olduğu kadar kaliteli olmasına ve çevreye daha az zarar veren malzemeler olmasına önem vermemiz gerekiyor. Bir kere temizlik yapılan yerin iyi havalandırılması lazım. Nefes yoluyla ciğerlerimize gitmemesi için bu kimyasalların. Mümkünse eldiven kullanılması gerekiyor. Ve benim öncelikle söyleyeceğim yani bol su tüketimi. Yani vücut mutlaka bir şekilde absorbe edecek bu şeyleri, çıkan kimyasalları. En azından bol su tüketimiyle bunu vücuttan dışarıya atmamızı kolaylaşabilir. Kimyasalı, temizleyiciyi karıştırmak da bunların bir mesela asidik bazlı olanlar olabilir, bazik olabilir, sabun tarzı çözücülerle yapılan temizlik malzemeleri daha bazik olur. Diğerleri daha asidik olur. Bunların birbirleriyle reaksiyon vermesine sebep olabilir. Mümkün olduğu kadar her malzemeyi kullanım alanı dahilinde kullanmamız gerekiyor ve karıştırmamamız gerekiyor. Yani bir kimyasal reaksiyona sebep olup zehirleyici gaz açığa çıkması sebebiyle kendimizi kötü bir şekilde etkileyebiliriz her zaman. Bol sıvı tüketimi, tekrar etmem gerekirse karıştırmamak her zaman önceliğimiz o. Ve tabii ki ortamın iyi havalandırılması, mümkünse ortamda çocuk olmaması, onların ciğerleri daha ufak, daha gelişime daha açık, kalıcı hasar olmaması için. Temizlik malzemelerin genelde kutusunun üzerine bakmakta fayda var. Orada mutlaka uyarıları vardır. Solunduğu zaman ya da gözle ya da ciltle temas edildiği zaman ne tip zararlar doğuracağı orada vardır. Ona incelemek gerekir. Onları bilmek gerekir. Mümkünse her zaman için bol suyla yıkamak iyi. Gaz solunmasıysa da yani zehirlenme tarzındaysa da önce açık havaya çıkmak gerekli. Bu açık havada balkon olur, açık havada her yer olabilir, bol oksijenle. Tabii ki bilinç kaybı ya da öyle bir durum daha ileri seviyede varsa da 112 acil müdahaleyi arayıp orada da öncelikle olarak zehirlenmenin sebep olabileceği deterjanları ve malzemeleri gelen ilk yardım ekibine
göstermeniz gerekiyor. Yani şey diyor.